İklim acil. Amazon'da, Afrika'da, Alaska'da, Sibirya'da, kutuplarda İzmir'de, Tunceli'de ormanlarımız kavruluyor. Buzlarımız, buzullarımız eriyor. Her yeri sular seller götürüyor. Canlılar alemi hızla tükeniyor. It is time to rebel. <laughs> Hazırlayıp sunanlar Açık Radyocular. Gençlerden yetişkinlere, iklim kavgasında bize katılın. Şu ana kadar kayıtlara geçmiş en sıcak yazı geçirmekteyiz. Haziran en sıcak Haziran, Temmuz ise gelmiş geçmiş en sıcak ay oldu. Fransa, Almanya, Britanya, Belçika ve Hollanda gelmiş geçmiş en sıcak günleri gördüler ve böylelikle onlar da Küba'dan Vietnam'a, Togo'dan Reunion adalarına sıcak gün görme rekorlarını kıran ülkeler safına katıldılar. Bu durum iki bakımdan tehlike arz ediyor. Birincisi sıcaklar gezegenin canına okuyor. İkincisi sıcaklar öylesine yaygın ve sıradan hale geliyor ki bu insanların umudu kesmesine ya da gerçeklerden kopmasına yol açabiliyor. Hararet artışına dair haberler neredeyse hararetin kendisi kadar yiyip bitirici olabiliyor çünkü. Ne var ki bu duyarsızlık tam da en yanlış zamana denk geliyor yenilenebilir enerjinin fiyatı geçen ay rekor seviyede düştü. Portekiz'de yapılan bir enerji ihalesinde tarihte görülmüş en ucuz elektrik maliyeti ortaya çıktı. Demek oluyor ki siyasi irade olması halinde iklim değişikliğiyle mücadelede hızla dev adımlar atabiliriz. İşte tam da bu yüzden gezegen üzerindeki en genç aktivistlerden bazılarına yani işler böyle gelmiş böyle gider anlayışını kanıksamayı reddeden, teslim bayrağını çekmeyen bu insanlara teşekkür borçluyuz. Onların en ünlüsü olan Greta Thunberg şimdilerde bir yelkenli teknede Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yol almakta, orada Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde kürsüye çıkacak. Ama Greta hiç de yalnız başına sayılmaz doğrusu. Gelecek için cumalar Fridays for Future örgütlenmesi sayesinde Greta'nın eş değerindeki insanları Peru'dan Pensacola'ya ve Praga, Ulan Bator'dan Birleşmiş Milletler Nizamiye Kapısı'na kadar dünyanın her yerinde bulabilirsiniz. Thunberg bir yıl önce iklim için okul grebine başlarken şunu ileri sürüyordu. Eğer dünyanın yetişkinleri gezegeni onun kuşağı için hazırlamaya razı değillerse, yetişkinler onun kuşağının kendi gençliğini gelecek için hazırlaması gerektiğini iddia etme haklarını da kaybetmiş olmaktaydılar. Gezegenimiz üzerindeki çocuklar bu mantığı anında kapı verdi. En büyük eylem günlerinde dünya 1 milyon 400 bin öğrencinin okullarını kırıp sokaklara dökülmesine tanık oldu. Ama bir yıl sonra şimdi yeni bir şey yapmaktalar yetişkinlerden kendilerine katılmasını istediler. Dünyada her yaştan insanın katıldığı ilk iklim grevi 20 Eylül'de yapılacak. Bazı ülkelerde 27 Eylül'de. O günün bir saatinde insanlar işlerini bırakacak, kimi ağaç dikecek, ötekiler protesto eylemlerine katılacak. Protestoların hedefleri de coğrafya kadar büyük çeşitlilik gösterecek. Gezegenin farklı yerlerinde kimi insanlar boru atlarının önüne oturacak, kimileri çalıştıkları kurumların fosil yakıt şirketlerinin hisse senetlerine yatırımlarını geri çekmesini talep edecek, kimileri Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin karbon salımlarını azaltma taahhütlerini artırmasını, kimileri karbon vergisi konmasını isteyecek, kimileri ise yeşil yeni düzeni dayatacak. Sporcular, aşçılar, oyuncular ve politikacılar katılmayı taahhüt ettiler. Sendikalar hatta bazı şirketler bile katılacaklarını açıkladı. Küresel iklim grevi gezegen tarihinin en büyük iklim protestosu olacağı benzer. Peki tek bir grev iklim krizini çözer mi? Elbette hayır. Ama öğrenciler sebat ettiler, yetişkinlerin de aynı direnci göstermeleri gerek. Eylül grevi paha biçilmez değerde iki ilkeyi gözler önüne serecek. Bunlardan birincisi şu: İklim krizinin çözümü işler böyle gelmiş böyle gider anlayışının yıkılmasını içerecektir. İnsan medeniyetinin gelmiş geçmiş en büyük fizik krizinin tam ortasındayken bile çoğumuz her sabah yataktan kalkıp bir gün önce yaptığımız şeylerin tıpkısını yapıyoruz. Bir acil durum halinde olduğumuzu hatta her geçen ayla birlikte daha da derinleşen bir aciliyet halinde yaşadığımızı gösteren en ufak işaret yok. Yetişkinler iş bırakma eylemine katılmalarını, işleri aksatan dönüştürücü bir değişime kendilerini adadıklarını gösteren bir bildirim şekli olarak görmeli. İkinci ilke ise şu, yetişkinler yetişkinler gibi hareket etmeli. 15 yaşındaki çocukların en büyük sorunlarımızı kendi başlarına çözmeyi becereceklerini düşünmek için biz acaba hangi dünyada yaşıyoruz diye sormamız lazım kendimize. İklim krizi adalete karşı girişilmiş bir tecavüz anlamına geldiği gibi onun meydana gelmesinde en az rol oynamış olanlar cezasını en çok çekenler oluyor çünkü aynı zamanda geleceğe karşı girişilen bir tecavüz anlamına da geliyor. Bazıları sadece daha uzun zaman hayatta kalacak oldukları için bu gelecekte daha büyük paya sahip olacaklar. Geri kalan bizlerse yani iklim değişikliği cehir cehir yanan zirveye varmadan önce ölecekler için bu grev çocuklarımıza ve onların çocuklarına gösterdiğimiz teorik şefkatin samimi olduğunu göstermek için iyi bir fırsat işte. İklim sorununu hala çözebiliriz diye bir şeyin garantisi yok. Umutsuzluğa kapıldığı için insanları hoş görebiliriz ama kaçarlarsa onları hoş göremeyiz. Özellikle en umutsuz anlarda insanlar arası dayanışma elzemdir. Bir çocuk yardım istiyorsa ona yardım edersiniz. Bu bildirim Bill McKibben tarafından kaleme alındı ve Common Dreams internet gazetesinde 21 Ağustos 2019 tarihinde yayınlandı. Türkçe'yi çeviren Ömer Madra. İklim acil. Amazon'da, Afrika'da, Alaska'da, Sibirya'da, kutuplarda İzmir'de, Tunceli'de ormanlarımız kavruluyor. Buzlarımız, buzullarımız eriyor. Her yeri sular seller götürüyor. Canlılar alemi hızla tükeniyor. It is time to rebel. Hazırlayıp sunanlar, açık radyocular.